Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da çok çok düşündüren bir gerçek ortaya çıktı. Almanya Sağlık Bakanlığı ya da resmi herhangi bir bakanlık, kurumda Almanya'da kimlerin aşı vurdurulduğunun belli olmadığı, böyle bir bilginin bulunmadığı ifade edildi. Yani kimler bu sıvıları vurdurdular, kimlerin iki doz, tek doz vesaire oldu diye bir bilgilerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Bir diğer ifadeyle insanlar eğer ellerinde bir kart varsa, evet ben bu sıvıyı vurdurdum derse bu şekilde bu insanlar sıvıları vurdurduğunu ispatlayabilirler. Aksi halde hiç kimsenin elinde böyle bir bilgi yok. Aynı zamanda biliyorsunuz pek çok kişi bu kartlarla ilgili olarak sıvılarla ilgili olarak sahtekarlık da yapıyor. Böyle pek çok polisiye olay da geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz benim tarafından sizlere aktarıldı. Şimdi tüm bunlar konuşulurken 10 Ocak itibariyle Federal Meclis'te bu sıvıların mecburi olması için bir yasa tasarısının meclise gelmesi bekleniyor. Ancak koalisyon hükümetinin ortakları arasında ciddi bir problem var. Bir kısım insanlar 18 yaşın üzerindeki herkesin mutlak surette sıvı olması için zorunluluk yasası çıkartmak istiyor. Bir kısım insanlar ise sadece 60 yaşın üzerindeki insanların bu sıvıları vurdurmasının zorunlu hale getirilmesini istiyor. Yine bazı insanlar da, bazı milletvekilleri de, bazı meslek gruplarının tıpkı sağlıkçılarda şu anda olduğu gibi veya da yaşlı bakım evlerinde çalışanların nasıl bu sıvıları vurmaları mecburi ise bazı meslek gruplarının da örneğin okullarda çalışanların, kreşlerde çalışanların yani toplu bir şekilde hizmet veren insanların da bu sıvıları vurdurmasını istiyorlar. Tabii bu istekler görüyoruz ki daha çok gündeme gelecek. 10 Ocak'tan sonra da uzun uzun tartışılacak. Ancak benim burada ele almak istediğim konu şu arkadaşlar. Yarın öbürsü gün diyelim ki Almanya'da bir yasa çıktı ve dendi ki 18 yaşın üzerindeki ya da 60 yaşın üzerindeki ya da bazı meslekleri yapan insanlar bu sıvıları vurmak zorunda. Eğer vurmazsalar yaklaşık 10 bin euro civarında da bir para cezası ödeyecekler. Biliyorsunuz Almanya'da kızamık aşısı olmayanlar 2500 euro para cezası ödemek zorunda. Şimdi bu sıvıları vurdurmayanlara da 10 bin euro civarında para cezasının verilmesi durumu söz konusu. Şimdi diyelim ki bir kişi dedi ki kardeşim ben bu sıvıları vurdurmuyorum. Tespit ettiniz. Nasıl? Elinizde böyle bir de veri yok ama diyelim ki bu kişinin iş yerinden baskı geldi. Sen bu sıvı kartını getir. Kartım yok. O zaman sen sıvıyı olmadın diye yetkili makamlara bildirdiler. Bu kişi de evinde yatıyor. Diyelim akşam. Kim gelip bu kişiyi evinden alacak, hastaneye götürecek, kolundan tutacak ya da ellerini kelepçeleyecek, bu insana bu sıvıyı vuracak. Tabloyu bir düşünün. Şu anda Almanya'da yaklaşık 25 milyon insan sıvıları vurdurmadılar. Bugün bu yasa çıksa ve bu şekilde zor kullanarak dahi insanları sıvılamaya kalksalar, 1-1,5 yıl sonra bitiremezler. Hiç kimseyi de zorla elinden kolundan tutarak elini kolunu bağlayarak aşı yapamazsın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey kabul etmek de mümkün değil. Onun için bu üzerinde tartıştıkları zorunlu olacak, bu sıvılar zorunlu olacak diye konuştukları koca koca bu devlet adamlarının yaptığı ne biliyor musunuz? Sadece ve sadece laf kalabalığı. Başka bir şey değil. Bu yasayı çıkartacaklar mı? Evet, çıkartacaklar. Bana soracak olursanız önce bazı meslek grupları ve 60 yaşın üzerinde olan insanlara bu sıvıları zorunlu hale getirecekler. Nasıl bir denetim olacak o da belli değil. Şu anda bile kimlerin kaç doz yaptığını bilmiyorlar. Kimlerin örneğin bir mahallede 1000 kişi yaşıyor. 1000 kişiden kaçının bunu vurdurduğunu bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Rakamlar. Nedir rakamlar? Örneğin bir aşılama merkezi 5000 kişiyi yapıyor aşı. İşte Bavyera'da başka, işte Saksonya'da başka ya da işte Münih'te, Berlin'de başka yerde başka. Bu rakamları topluyorlar ama kimin olduğu belli değil. İnsanların elindeki bu kartlarla bunu bir şekilde öğrenmeye çalışacaklar. Bu saatten sonra yani milyonlarca insan aşı olduktan sonra da
Artık bu rakamları tutmaları mümkün değil. Federal Sağlık Bakanı yeni göreve gelen açıkladı. Dedi ki bu rakamlar doğru değil dedi. Robert Koch Enstitüsü'nün açıklamış olduğu günlük vaka sayıları ve hayatını kaybeden insanların sayıları doğru değil dedi. Hatalar var dedi. Yani Federal Sağlık Bakanı'nın kendisi bunu açık bir şekilde itiraf ediyor. Yani Almanya bu işi öyle kolay kolay çözemez arkadaşlar. Hiçbir yerde biz bunu zorunlu hale getirdik diyemezler. Kontrolü yok arkadaşlar. Ha ne olur? Şunu yaparlar. İş yerlerine derler ki herkesin bu kartları var mı yok mu? Mutlaka kontrol edin. Olmayanları bize bildirin yaparlar. İnsanlar uçağa binemez. İnsanlar seyahat edecekse gümrük kapılarından geri çevrilirler. İnsanlar okullara giremez. Yani insanların hareket kabiliyetini ya da hareketlerini kısıtlarsan bu şekilde öğrenmiş olursun. Ama bunu yarın sabah yapmaya başlıyorum dersen 1,5-2 yıl sürer. Yani 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüsle ilgili olarak özellikle bu siyasetçilerin dişe dokunur bir şey yaptığını ben düşünmüyorum. Eğer yapsalardı bugünkü vaka sayıları ve hayatını kaybeden insanların sayısı bu noktaya tekrardan geri gelmezdi arkadaşlar. Rakamlar geçen yılla neredeyse aynı oranda. Soruyorum o zaman geçtiğimiz aylarda açıklama yapan tüm siyasetçilere ve bazı bilim insanlarına dediniz ki bu sıvıları vurduran insanlar hastanelerde daha hafif bir şekilde ya da evlerinde bu virüsü atlatacak dediniz. Sağlık Bakanı Almanya'nın Sağlık Bakanı açıklama yapıyor diyor ki pek çok noktada yoğun bakımlarımız doldu. Pek çok hastane şu anda kapasitesini doldurmuş vaziyette diye açıklama yapıyor. O zaman bu hastanelerde bulunan insanlar kim? Kim yani? Yani insanlar sözünüzü şu arkadaşlar. Gerçekten kime inanacağımızı şaşırdık. Diyorlar ki biz zorunlu yapacağız bu sıvıyı falan. 10 Ocak'ta bunu konuşmaya başlarlar. Belki Şubat ayında bu yasa çıkar. O zaman da diyecekler ki yeni bir tane mutant çıktı. Omikron değil de zurnamikron diye bir şey çıkartacaklar. Sonra Profesör Doktor Uğur Şahin çıkacak basının karşısına diyecek ki yeni bir sıvı üzerinde çalışıyoruz. Şu anda bu sıvıyı biz artık piyasaya sürmemiz gerekiyor vesaire diyecek. Sonra arkadaşlar yeni sıvılar üretilecek, paraları alacaklar. Ondan sonra hadi bakalım bu sıvıları vurdurmaya. Peki Hatice'ye değil neticeye baktığımız zaman son 1,5-2 yıl içerisinde arkadaşlar bu özellikle siyasetçilerin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz? Bu bilim insanlarının anlattıklarının söylediklerinin ne kadarı hayata geçti çok merak ediyorum. Yani iş o noktaya geldi ki artık insanlar ne bu koronavirüsle ilgili bir şey duymak istiyor, ne bu sıvıları duymak istiyor, ne haptı, oydu, buydu hiçbir şey duymak ve görmek istemiyorlar. Çünkü arkadaşlar bugüne kadar açıklananların %50'si bile doğru çıkmadı. Merkel'in partisi niye seçim yenilgisi aldı arkadaşlar? Özellikle bu koronavirüs nedeniyle. Başarısız. Sosyal yardımları arttırmadı. İnsanların pek çoğu arkadaşlar tüketimlerini bu dönemde evde kal, evde kal dediler, arttırdı. Tek kuruş para vermediler. Emekliye tek kuruş zam yapmadılar. İşverenlerin geçen yılki cirolarının %70'i oranında para ödüyorlar. Şimdi de arkadaşlar bu paralar herkese mektup gitti. Paraları getirin, ödeyin diyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir yani şöyle söyleyeyim. Dalga geçiyorlar aslında bizimle. Gerçekten ben yani bu durumu artık böyle yorumluyorum. Sağlık Bakanıydı, Başbakan'dı vesaireydi. Bu koronavirüsle ilgili konuşanların pek çoğunun ben hiçbir şeyden haberlerinin olmadığını düşünüyorum artık. Gerçekten böyle hani hiç kimse kusura bakmasın ama yani bu işi ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar. Sağlık gibi bir konuda bakın Almanya'yı yöneten koalisyona bakıyoruz. Her parti ayrı bir şey söylüyor. Bunlardan ne hayır gelecek kardeşim? Ne hayır gelecek? Bu sıvı için partiler birbirleriyle pazarlık yapacaklar. Yok şunlar mı olsun, bunlar mı olsun bilmem ne. Sağlık üzerinden bile pazarlık yapacaklar. Şubat ayına kadar göreceksiniz bu devam edecek. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen siz de görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin.
Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa yine bunları da bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımızın sosyal medya hesaplarından Facebook, Instagram, Twitter hesabından bana ulaştırabilirsiniz.